Hangi ünlü şık, hangi ünlü rüküş? Peki canlı yayındaki Seray Sever şık mı rüküş mü? Az sonra. Ay yakalandık. Biraz önce Zerde kaseti yayındayken Pazar Keyfi'ndeki arkadaşlarla konuştuk. Kıyafetler bölümünün şekli şemali değişmiş. Bu haftadan itibaren yeni bir tarz oluşmuş. Dediklerine göre sadece modacılar değil, ünlüler de ünlüleri eleştirmeye başlamış. Bakalım nasıl olmuş. Biz inşallah rüküş değilizdir bu arada. Evet, Alo'nun yorumuna aynen katılıyoruz. Bu kıyafete ancak bu yorum yapılır. Yahu Hande kardeş, yahu sevgili Hande, yahu Handecik, hangi hakla hizmet giyiyorsun bunları? Komik olmaya mı çalışıyorsun, dalga mı geçiyorsun, adam mı seçiyorsun? Bu işler bize ters işler. Bırak bizim moda uzmanlarını, Çaycı Hüseyin bile seninle işte böyle bulur. Tamam mevsim kış, havalar soğuk, üşütmemek lazım da biraz da özenmek lazım yani. Neyse. Bakma sen dominant teyzenin neyse demesine. Bu affedecek bir hata değil. Beyaz yün şapkayla sahneye çıkmak kaseti yüz binler satan birine yakışır mı hiç? Ya o eldivenlerine ne demeli? Mikrofon buz mu tuttu? Eline mi yapışacak? Kemal Sunal gibi gülecek millet haline haberin yok. Halbuki Allah seni inandırsın, o komik eldiveni, şapkayı, bir de o kara gözlükleri takmasan, seksi ve pahalı büstlerinin hatırına, altına giydiğin küçük belsenenin trend blücünün hatırına, sana biz geçer not verecektik ama olaya Ağaf Hoca müdahale etti. Pardon. Anladınız alacağınız sıfırları, çünkü o sıfırlar yan yana geldiği zaman ooo diye okunuyor. Neyse. Neyse. Biz Afet Hoca gibi acımasız değiliz. 10 üzerinden 2 aldım bizden. Hadi bakalım, ayıkla şimdi pirincin taşını. Ömre yazık, hadi geçmiş olsun.